Arkadaşlar herkese merhaba, günaydın, iyi günler diliyorum. Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ankara'da 10 koşulu bir program var. Hemen birinci koşudan başlıyorum. Yani son yarışta düzeldiğini gösteren 4 numara güzel çocuk bir start çekmiş. 53,5 kilo çok avantajlı bir durumda. Eğer ki Yılmaz Hoca tarafından çok ısrar edilmezse çıktığı gibi bitirebilir. Israr ederse 2 gidip düzlükte hamlesini yapacak ve verim en şanslı gördüğüm at 4 numara güzel çocuktur. Bu at iyi koşmaya başladığında arda arda iyi koşuyor. Yine düzelen 7 numara Ceyda Hatun ilk ciddi rakibidir ve son iki yarışı güzel olan 5 numara Hayırlı Kız, biraz kilosu onlara göre ağır olsa da 3. şansı hatırıdır. Önce 4-7 sonra 5. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde yani Sarı Acan çok büyük favori çıkmış. %61 gibi bir AGF. Aynı gün Happe ile beraber yani farklı yarışlarda koşmuşlar. Happe'nin derecesi ondan daha iyi. 1.36-64 yapmış. Sarı Acan 1.36-67 yapmış. Çok yakın yani. Fakat burada yani Sarı Acan start çıkışına böyle bir hafif tereddüt ederek çıkıyor. Habbe de son yarışta çok iyi çıktı. Yani yarışın da 1200 olmasından dolayı ben Habbe'nin daha şanslı olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar Sarı Acan %61 AGF çıksa da ben 9 numara Habbe'nin çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacağını veyahut da kaçan bir tavşanak olursa arkalarına iki yatıp düzlükte hamle yapacağını düşünüyorum. Son çim yarışı çok hoşuma gitti. Ahmet Çelik de en şanslı attır. Dediğim gibi Sarı Acan start çıkışında özellikle Ankara'daki iki yarışında hafif tereddüt ediyor. Çok hızlı çıkamıyor. Yani böyle ok gibi tabir ettiğimiz bir çıkış yapamıyor. Atların arasında kalıp geriye düşüyor. 1200'de yetiştiremeyebilir. Dikkat. Önce 9 Habbe sonra 11 numaralı Sarı Acan. Bir de burada yani Tamer'in oğlu, kızı olan Barava Gül'ü, kızı olan Harman Dalı takı değişikliğine gitmiş. Boş bir at olduğunu düşünmüyorum. Bu da turbo yavrusu. Bakarsınız bir takı birçok şeyi değiştirebilir. O da 3. şans tahtımdır. 9, 11, 5 sırasını tavsiye ediyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde yani Ankara'daki arda arda güzel yarışlarının sonunda neticelendiren 5 numara Foto Kızı yine kazanabilir. Yarış hızlanırsa çok şanslı olur. Hızlanmasa da yani son yarışta bir tanem yalnız kaçtı. Hızlı tempo gitmedi ama bir tanemi de gelip avladı. At çok formda. Bu yeni ilgilerinde iyi koşuyor bu at. Bence yine kazanabilir. 8 numara hatta tahmin ediyorum bugün kaçacak veyahut da belki Temel Şah kaçarsa ikiye yatacaktır diye önünde fazla gidecek at yok. Gülallar ne yapar bilemiyorum, kestiremiyorum ama hatta kaçabilir. Kaçarsa seri tempoyu kurabilir ve son yarışına çok beğendim. Hatta 51 kilo ile çok iyi koşabilir. Dikkat! 7 numara Şeker Sultan da kısa sprinti var. Her an için o da ters bir yarış yapabilir. Ben 5-8-7 diyorum. Burada yani Sarmış Bey'ini çok beğenmiyorum. Herhalde favori çıkmış. Bakacağım ona bir saniye. %29 gibi bir AGF çıkmış. Yani bilmiyorum, ben Sarmış Bey'inde bir şey göremedim yani. Bende mi bir tuhaflık var? Otoriterlerden bir tuhaflık var? Windows'da çim kazanmış. Handicap 15'te bakıyoruz. Yener Bey, Jetamo, Yavuz Kral. Yani fena bir grup değil. Son üçüncülüğüne bakıyorum. Atlat Yılmaz Hoca Sarmış Bey. Yani Atlat yine geçmiş onu. Uzunda ne yapar? Ben tutuyorsanız siz ekleyin. Ama ben tutmuyorum yani. Ben 5 numara Foto Kızı, 8 numara hatta 7 numara Şeker Sultan tavsiye ediyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 4 numara Speed Eda'nın yani bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bu ekürü de çok formlu. Dün Bursa'da da grup kazandılar. Zaten favori çıkmış. 1200 metrede Altın Sima sanki çimi biraz daha iyi bir. 4, 3 numara zaten gücü yetmez diye düşünüyorum. Bir Aventus var. Aynı gün koştular. Speed Eda'nın derecesi daha iyi. At. Bir de Speed Eda'nın şöyle bir özelliği var. Mücadeleci bir at. Yani yanına gelen ata cevap veriyor. O yüzden ben banko diyorum. 4 numara Speed Eda. 5. koşuya geldiğimiz zaman günün en zor yarışlarından biri. Hitman'da 6 numara Hanife Sultan'a çok beğendim. Çok iyi bir yarış bekliyorum Hanife Sultan'dan. İlk rakibi bomboş kilosuyla 9 numara Rose King bir starttan çıkıp kaçacak. Önde biraz yalnız kalırsa ters bir netice alabilir. 8 numara Cecil Hanım yine o da boş kiloyla önlerde konumlanacaktır. 4 numara A Fine Day to Fly kalite bir at. Bu gruptan kalite. Kilo biraz ağır. Bir de Ankara'da ne yapacağını kestiremiyorum ama bu grubu geçebilir. 3 numara Sil ve 1 numara Navona da boş bir at değildir. 6, 9, 8, 4, 3, 1. Geldik 6. koşuya. 3 numara Dünya Kralı mesafe yani bazı yarışlarda kaçtı, bazı yarışlarda bekledi. Yani bu grubu geçebilir açıkçası. Bence yarışın en şanslı atıdır. 7 numara Evin aynı şekilde. 4 numara Gökkara. 11 numaralı Taşpınar'dan ters bir yarış gelebilir. Bir de bu ilk yarışlarına pek
beğenmesem de 5 numara Ömtaç ve 6 numara Reis diye yazarım, ne olur ne olmaz. Belki ihtiyaçlarına fazla sıkılmamış olabilirler. 3, 7, 4, 11, 5 ve 6. Günün 7. koşusunda yani 6 numara Razmataz son yarışında yarış gösterildi. Fazla sıkılmadı. Bu atın uzunda çok etkili olmasını bekliyorum. Anne tarafından uzuna gideceği kanaatindeyim. Benim en şanslı gördüğüm attır 6 numara Razmataz. 4 numara Persecution favori çıkmış. Son yarışı güzeldi ama 50 kilo muydu, 52 kilo muydu? Bugün biraz kilo aldı. Yine de iyi koşabilir, grup uygun. Önce Razmataz, sonra Persecution, sürprizde de 1 numara Agreement diyorum. 6-4-1. Günün 8. koşusundaki Bright Hope, yani zaten büyük favori çıktı herhalde, bakayım. Evet, yani hep bu atları geçmiş, yani özellikle Baba Şahin'i her yarış geçmiş. Yine geçer diyorum. Yarışta ona yarıyor. Gökdeniz'in ve Legale'yi de önlere gidecek. Baba Şahin de onları yakın takip edecek. Düz disiplinitiyle Gökhan Kocagay'a böyle kantarmayı böyle çekip bir düzeltiyor. Öyle 300'lerde o hareketle klasik yapar, dışarıdan dolanır. Gelirin hepsine hakim olur diye kanaatim var. 1 numara Bright Hope Banco. Günün 9. koşusuna geldiğimizde yani çok şaşırdım. 8 numara Rıza Bey 6. at şu an AGF'de. Yani çok iyi bir yarış yapması lazım. Son yarışında o kazanan atla bayağı bir boğuştu. Ona rağmen dizlikteki genel görüntüsünü çok beğendim. Yarış 1300'de bugün 1200 Kafa Oktay. Kafa Oktay'dan yani numarayı alamadı biraz. Onunla boğuştu diyebiliriz. Bugün 53 kilo 2 start. Önde kaçacak at pek yok gibi. Yani bakıyorum tek kaçacak gibi görünüyor. Ben Rıza Bey'den çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Dikkat edin, bu atla ikili falan deneyebilirsiniz. İlk rakibi yine aynı koşunun dörtlüsü Demir Adam. 4 numara Demir Adam. Daha sonra 2 numara Berkon. Yarışın kalite ismi ama uzun zamandır koşmuyor galiba. 94 gün. Biraz da starttan sıkıntılı çıkıyor. Bakın dikkat edin, bu Berkon'un 2 yarışında starttan biraz sıkıntılı çıktı. Ha, ama son yarışı çok rahat kazanmıştı ama 94 gün ara da az bir ara değil. Ve 1 numara Gürobası da Ankara'da yarışları yok ama son yarışı iyiydi, yazalım. 8-4-2-1 benim size tavsiyem ama 8'de dikkat edin Rıza Bey'e. Günün son ayağına geldiğimizde 5 numara Kasapenden'in son yarışı çok güzeldi, yol bulamadı. Sıkıştı aralarda, 5. kaldı. 6 numara Köylü FM Çim atı. 9 numara Elif Nurgül, bu at da çok iyi bir at. Bunun kardeşi çok iyi bir attı. Deniz neydi? Dede Seydo'ydu. Evet, o yüzden Çim'de çok etkili bir yarış bekliyorum. 10 numara Kadruşka, yine orijini güzel Çakmaktaş'ın kardeşi. Ve 5-6-9-10 önde veriyorum ve 2 numara Altınüz'ün de favori çıkmış. Yani bayağı bir favori çıkmış. Ben hatta o kadar bir şey göremedim açıkçası. Ama yazalım favori çıkmış. 5-6-9-10 ve 2. Hepinize Ankara yarışlarında bol şanslar. YouTube'da aboneniz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 0535 625 50 93.